Uyumayı pek seviyorsunuz galiba. Oryantasyona başlamak için 2 saattir sizi bekliyorum. Yok, ben biraz yorulmuşum da o yüzden. Ama aslında zaten çok da geç değil saat. Hı. Dinlendiyseniz beni takip edin lütfen. Hemen geliyorum. Geldim. Ilgaz'ın piyano dersine ihtiyacı yok. Aydos'un ilgisi var ama yeteneği tartışmalı, biraz da maymun iştahlıdır. Hemen her konuda bir bilgisi ve hemen her konuya biraz ilgisi vardı. Sürekli yeni fikirlerle çıkar gelir. Siz bu fikirlerin hepsini dinleyin ama hepsini ciddiye almayın. Berikçe ise sizin desteğinize ihtiyacı olacak. Devam edemeyeceğim. Piyano ve ben. Hadi bakalım. Özel dersleri çocukların odasında verirsiniz. Gerçi yaz mevsiminde çocuklar dışarıda olmayı tercih ediyorlar. Tam olarak ne özel dersi vereceğim acaba? İngilizce, Fransızca. İngilizce konusunda bir sıkıntı yok Berit başlangıç aşamasında. Lakin Fransızca son derece önemli. Aydos'un hiç ilgisi yok. Ilgaz'ın dile yatkınlığı var. Yine Berit'in ihtiyacı olacak. Gerçi bıraktım İngilizceyi, Fransızcayı. Ağzından su kelimesini duysam devam edemeyeceğim. Yandım ben. Yandım vallahi. Ilgaz Hanım vegandır. Hayvan hakları, iklim sorunları gibi konularda bilhassa çok hassastır. Hayvansal ürün teklif dahi etmeyiniz. Aydos abur cubura tosta çok düşkündür. Bu konuda dikkatli olmanızı rica edeceğim. Berit... İyi misiniz? Ben anladım, siz devam etmeyin. Tamam. Mesafe rica edeceğim. Peki. Şimdilik bu kadar. Kim bu? Çocukların bakıcısı. Leyla Hanım. Buyurun, buyurun. Demek Leyla. Ya bırakmayacağım seni. Çıkamaz. Ya dur yerine. Bırak sen de ya. Bir şey soracağım. Aydos'cum sen Ilgaz'a üzerime basabilirsin dedin mi? Hayır, öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Ah, kurtar! Gel canım. İyi misin? İyi. Gel şöyle. Evet, şimdi ne olduğunu dinleyebilir miyim? Bu gıcık Ateş abimin yanına gitmeme izin vermiyor. Bana bak biyoloji konusu. O bizim abimiz falan değil, tamam mı? O gidene kadar kimse çıkmayacak buradan. Protesto edeceğiz onu. Sence de abartmıyor mu? Ya bir şey desene. Aslında Ilgaz haklı. Yani çünkü sonuçta burası sizin eviniz. Ve siz evinizde bir yabancıyı istemeyebilirsiniz. Gördün mü? Ama bu doğru bir protesto yöntemi mi ondan emin değilim. Gördün mü? Çünkü bu protestodan daha çok kaçmak gibi geldi bana. Yani Ateş de öyle düşünebilir. Yürüyün gidiyoruz o zaman. Hadi benim. Ha, sen gelmiyor musun? Ben buraları toplayayım. Okey. Neredesin? Acil ara. Ulan bir bulayım ben bunu. Aslanlar önüne kuzuyu atar gibi polisin önüne atmasam ne verdim ben? Madem yaktı başımızı, o verecek hasadı. Abi ne diyorsun ya? Polis bizi bulur sonra. Bizim ne günahımız var? Meryem bir şey desene sen de ya. Adam haklı, ne diyeyim? Vallahi hiç umurumda da değil. Tamam. Ben kendimi kurtarırım. Siz onu arkamda iş çevirirken düşünecektiniz. Garson! Ulan bir çay isteyeceğiz, adam yok. Bulursan atarsın şam şeytan seni. Ya Meryem, kızım neredesin sen? Hayır, arıyorum, açmıyorsun da. Vallahi Allah'ın unuttuğu bir yerde insanlık ziyanı gibi yaşıyoruz diyeyim, sen anlayacaksın. Tamam, sen konum at, ben geliyorum. Kız dur, delirme. Nereye geliyorum?
damadın tüm sülalesi peşimizde. Polisle sen ensenizde. Yakup Barut gibi. Vallahi yakacak başını, belli bu. Otur, kır dizine otur neredeysen. Ya tabii sen benim nerede olduğumu bilmiyorsun. Ya ben adamın evine gelmişim ya. Hani şu otelde anlattığım adam var ya. Aa, ne diyorsun kız? Bak, Allah'ın hikmeti görüyor musun? Yok, yok, bu kararlı, belli. Kavuşturacak sizi. Ay Meryem, ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Kızım, ben en son adama tokat attım. Ama ne var canım, bir tane vurmuşsun. Yani hayatta bize her gün bir sille çakıyor. Bak, bir şey diyor muyuz? Öyle yaşayıp gidiyoruz. Kızım, kalamam diyorum işte. Adam benim bakıcı olmadığımı biliyor. Ya of, Leyla nereden biliyor? Kızım, sen de birazcık idare et ya durumu. İşimiz bu bizim. Aa, hadi tutma beni. Birazcık böyle ortalık sakindesin, ben arayacağım seni, tamam? Neydi? Çolpan Hanım hastalandı. O yüzden beni gönderdi kendi yerine. Bir de piyano çalıyorum. Tabii yerse. Ay. Yok ya. Yok, ben yapamayacağım. Saçma sapan. Şu koskoca evde ben sizi aramak zorunda mıyım Leyla Hanım? Eşyalarımı topluyordum. İnanılmaz bir zamanlama gerçekten. Beyefendi sizi görmek istiyor. Amaç? Yani neden? Leyla Hanım, bu evde sorur cümlelerinin kullanımı bendenize aittir. Geceliğin gözyaşları içerisinde iş ilanlarına bakmak istemiyorsanız buyurun lütfen. Dinliyorum. Mesela neyi? Hayatın olağan akışı dışındaki her şeye değer. Mesela burada olmaz. Aha. Beni Çolpan Hanım gönderdi. Kendisi beni çok iyi tanır da geçici işlerde çalıştığımı da biliyor malum. Yani onun yerine geçici olarak geldim. Bu kadar. İstiyorsan teyit etmen için arayabilirim. Çok isterim. Peki, hemen arayayım. Ne yaptınız? Oo, şekerlemeni de yaptın aslan parçası. Rahatlığına sağlık. Sabaha kadar uyuyamadım Yakup. Uğraşma benimle. Canısı. Bir çay söyle kendine. Bak, servis müthiş. Buralar hep bizim. Ya yok, çayımı içmeyeceğim de ben çıkıp Leyla'yı arayacağım ya. Ne oldu bu kıza? Polis mi yakaladı? Herifin akrabaları tepesine mi çöktü, belli değil. Ya meraklanma sen ya. O kendini saklayacağı bir delik bulmuştur. Ya bu nasıl bir gevşeklik ya? Hadi eyvallah. Dur dur abi, ben de geleceğim. Temiz baksırım yok hiç zaten. Açmıyor, duymuyor herhalde. Duyar duyar. Ay, yandım ben. Gideyim biraz gölgeleneyim. Of. Alo. Ha, Çolpan Hanım, merhaba. O ne kız? Ah, iyi miyim, teşekkür ederim. Ben şey için rahatsız ettim sizi. Şu an Ateş Bey yanımda da. O sizle konuşmak istiyor bu bakıcılık konusu hakkında. Tamam, tamam, veriyorum. Geçmiş olsun dileklerimle. Dalga mı geç... Bir dakika, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Belki evet, belki hayır. Ama belli ki bundan çok zevk alıyorsun. Ya belli ki patronla konuştuğunu unutuyorsun. Ateş Bey, Ateş Bey. Gecenin yavrusu. Binmek ister misiniz? İstemediğimi söylemiştim. Yani insan nasıl böyle bir şeye kayıtsız kalabilir? Çok güzel, sevebilir miyim? Tabii. Ay.
korkmadın mı Dinem? Niye çekiyorsun? Ne yapıyorsun? O korktu. Yani sevebilmen için önce tanışman lazım. Çok güzel. Adı ne? Yok. Nasıl yok? Beni beklemişler adını koymak için. Ve sen de hala ad koymadın mı? Yani gerçekten çok garip bir insansın. Tanıştığınıza göre benim adımı da sevebilirsin. Öyle nazik değil. Bayağı hissetmesi gerek. Nasıl çarpardı kalbim, bir dokunman yeterdi. Saatim kaç, yıl kaç, sorsan bilemezdim. Nasıl titrerdim sanki, bana bir sır vermişsin. Elimi ilk kez tuttuğunda hissettin mi? Ben atların her şeyi hemen hissettiklerini sanıyordum. Öyle. Hissedebiliyorlar. Kim üzgün, kim mutlu, kim gerçek, kim sahte. Başka bir şey yoksa? Gidebilirsin. İyi günler. Yok. Yok, yemedi. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Bir isteğiniz mi vardı? Benim yok da İlter Bey'in var. Bugün galiba biri iş görüşmesi için gelecekmiş. Kendisini direkt bana yönlendirmenizi istedi. Çünkü malum biliyorsunuz bugün Ateş Bey geldi. Ona sevdiği yemekleri yapacak. O yüzden çok yoğun. Tabii, haber veririz. Şöyle yapalım. Ben size numaramı vereyim. Siz beni ararsınız hemen. Hayatım kaymış. Hangi yönde olduğu bilinmez. Gel bir gör beni. Belki sensindir bunun sebebi. Dur bir yok deme. Düşünmeden hareket etme. Mesailer harcamış bir sevgilin vardı. Şimdi karşında o sevgili huzurunda. Kabul edersen eğer, sen de istersen kollarında. Eskisi gibi sevişelim beraber. Dünyamıza yeniden güneş doğsun artık. İnsanlar buraya da bir tane kuş çizelim mi? Hadi gel. Çiz bakalım.
Efendim? Leyla Hanım, beklediğiniz kişi geldi. Tamam, ben hemen geliyorum. Hayırdır? Bir arkadaşım geldi. Ben hemen geleceğim. Ay pardon. Kimsiniz? İyiyim, iyiyim. Çok özür dilerim. Yok, ben de özür dilerim. Tamam. Dalgınlığıma geldi. Hiç önemli değil. İyi günler. İyi günler. Çocuklar. Buradayız abi. Çocuklar. Abi biliyordum geleceğini. Geleceğim tabii. Bırakır mıyım sizi burada? Ne habersiniz? İyiyim, sen nasılsın? Sence? Umut Bey hoş geldiniz. Geldiğiniz Ateş Bey'e haber vereyim. Evet, zahmet etme İlter. Konuşmamız lazım. Yani siz gelemeyince yerinize başkasını almışlar. Çolpan Hanım ısrarla beni beklediklerini söyledi ama... ...ben en iyisi İlter Bey'i arayayım. Ah, hiç gerek yok. Gerek yok çünkü zaten beni kendisi gönderdi. Ama tabii ben size yardımcı olmak isterim. Şöyle yapalım, siz bana numaranızı verin. Ben kendisiyle konuşup size geri dönüş yapayım. Gerek yok. Ben Çolpan Hanım'ı ararım, İlter Bey'le görüşür. Tabii, nasıl isterseniz. İyi günler. Size de. Hoşça kalın. Meryo, senden bir şey isteyeceğim. Bak şimdi. Demek istediğinde sevimli bir insan olabiliyor musun? Belki de tanıştığı insanların ilk dekoltesine bakmadığı içindir. Hı? Belki de üzerine gecelik olmadığı içindir. İnsanları sinir etmek senin hoşuna mı gidiyor? Ya bazen öyle biraz ama senin yerin apayrı. Sabır sabır Allah'ım, sen sabır ver yarım. Sen ne biçim? Sabah 10'da avukat burada olacak. O yüzden siz de imzalar için burada olun. Az önce bana da aynısından oldun. İlter Evcili ben, buyursunlar. İyi günler. Mortobella su arıtma cihazı çağrı merkezinden arıyorum. Anlamadım, nereden dediniz? Size. Musluk suyunuzu arıtıp bal gibi yapabileceğimi söylesem. Hanımefendi, bala ihtiyacımız olsaydı bal satın alırdık. Çok teşekkür ediyorum. Aa. Efendim? Hat kesildi galiba. Hayır efendim, bilhassa kapattım. Aşk olsun beyefendi. Hayır, niye kapatıyorsunuz ki telefonu? İki dakika dinleseniz ne olur? Dinleyecek yerleriniz mi ağrır, ne? Hanımefendi, benim kişisel dolandırıcım var. Siz en iyisi kendinize bir başkasını bulun. Dolandırıcı dedi. Bana dedi. Ya sen kimsin ya? Yine ne var? Beyefendi, beyefendi, siz kime dolandırıcı diyorsunuz acaba? Ha? Burada alnımızın teriyle arıyoruz çünkü sizi biz. Hanımefendi, hayır dedim ya. Ya, yeter ama. Komple kapattı. Ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Ama sen uyumamışsın. Böyle mi anlaştık Berit? Hı? Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Sen gözlerini yumuyorsun. Böyle yap. Hadi yum bakalım gözlerini. Ben de bakabilir miyim? Ne var orada?
Sen bunları kuşlar için mi sakladın? O zaman şöyle yapalım. Hadi gel kuşlara biraz ekmek verelim. Belki gelirler. Ne dersin? Hadi gel bakalım. Hoppala! Gidiyoruz, gidiyoruz. Kuşlara koyalım. Evet. Hadi gel bakalım. Gel. Evet. Hadi bölelim ekmeklerimizi. Al bakalım, koş sen bunları. Bitti. Evet. Hadi şimdi uyuyabiliriz artık. Hoppala. Uyku zamanı geldi. Kapımızı da kapatalım. Şimdi uyku zamanı. Hadi gel bakalım. Hoppala. Hadi uyu bakalım artık. İşlem tamam. Kız Allah sana sabır versin. 2 dakikada delirtti adam beni. O kimdi kız? Ay. Yani Meryem şunları tek tek atmasan da birlikte atsan ölürsün değil mi? Pardon canım. Birlikte mi uyusak? Hı? Evet, evet. Dediğiniz gibi tekrar geldim çiftliğe ama bu saatte ayıp olmasın. İhtar Bey'e ulaşamadım ama acil bekliyor seni. Bir yanlış anlaşılma var kesin. Peki. Buyurun. İyi akşamlar. Sabah da gelmiştim hatırlarsanız. Evet, evet. Haber vereyim. Açmadım. Siz buyurun geçin. Teşekkürler. Kendisini gönderirim. Siz merak etmeyin. Yok, gerek yok. Gelebilir. Yok yok, gelmesin. Ben dışarıda konuşurum. Leyla. Kapıyı açar mısın? Ya biz kendisiyle tartıştık da. Ha. Yani o yüzden gelmiştir kendisi. Hmm. Ama siz hiç şey yapmayın. Ben hemen konuşup göndereceğim. Merak etmeyin. Hmm. Leyla. Müsaadenle. Biz ne yapıyorsun? Pardon. Beni Tolpan Hanım gönderdi. Çocukların yeni bakıcısıyım. Evet Leyla. Artık gerçekleri öğrenebilir miyim?
Biliyorum. Çok kötü gözüküyor ama yani... Leyla, gerçekleri bilmek istiyorum. Tamam. Söyleyeceğim gerçekleri. Evet, ben bakıcı falan değilim. Otelden kaçıyordum. Ve karşıma çıkan ilk arabaya atladım. O da beni buraya getirdi ve... İlter Bey de beni bakıcı zannedince ben de bozmadım. Bu yani, bu kadar. Neden? Neden kaçıyorsun? Zorla biriyle evlendireceklerdi. Kaçmak zorundaydım. Evet, yalan söyledim. Çünkü gidecek hiçbir yerim yoktu. Yani ben de buraya sığındım. Bakın ama gerçekten isterseniz şimdi hemen gidebilirim. Bekle. Açık bakıcıyı gönderdim. Güvenli bir yer bulana kadar burada kalabilirsin. Ama bana asla bir daha yalan söyleme. Yalana hiç tahammülüm yok. Tamam mı? Söz. Oldukça geçerli bir sebebim var. Hiçbir kadın böyle bir şey yaşamamalı. Kimse zorla bir kadına istemediği bir şey yaptırmamalı. Kimse bir kaçak olduğunu bilmeyecek. Gerçek bir bakıcı olmadığını bilmeyecek. Tamam mı? Söz. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Peki şey... Gerçek bakıcıya ne olacak? Kadın benim yüzümden, işinden oldu. Baştan düşünecektim. Geceler.